Bosna Hersek'in dört bir yanından gelen kıymetli müftiler, başimamlar, müderrisler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni hizmet binasında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Merhum Aliye İzzet Begoviç'ten sonra sizlere hitap eden ikinci Cumhurbaşkanı olmak benim için ayrı bir bahtiyarlıktır. Türkiye'nin katkılarıyla tamamlanan Riyaset Yeni İdari Binası'nın sizlere, buradaki ve bölgedeki tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylelikle Riyaset 140 yıllık tarihinde ilk defa kendine ait bir idare binasına kavuştu. Daha önce başka kurumlara ait binalarda dağınık halde bulunan İslam Birliği tek çatı altında toplanmış oldu. Bu sembolik adımın yapacağınız hizmetlere bereket katmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle de binanın yapımında emeği geçen herkese ve tüm kurumlara, işçisinden mühendisine, tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli Bosna Hersek uleması, sizler bu önemli coğrafyada dini mübini İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi ve hakkıyla yaşanması için gayret göstererek son derece önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Üstlendiğiniz bu mühim vazifede Türkiye'nin her zaman yanınızda olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Geçmişte bu güzel topraklar maalesef soykırıma ve büyük acılara şahitlik etti. Müslümanların yok edilmesine yönelik tehdit cümleleri meclis kürsülerinden dile getirildi. On binlerce kardeşimizi, daha ömürlerinin baharındaki binlerce gençlerimizi, çocuklarımızı şehit verdik. Ama asırlardır Allahu Ekber nidalarının eksik olmadığı bu topraklarda ezan-ı Muhammedilerin susturulmasına müsaade etmedik. Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanan bu topraklar sizin vatanınızdır, öz yurdunuzdur. Müslümanlar bu coğrafyanın asli unsurudur ve İslam sizler sayesinde bu topraklarda daima var olacaktır. Aziz kardeşlerim, Ukrayna'da, Afganistan'da, Suriye'de, Libya'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde masumların hayatlarını kaybettiği nice çatışmalar yaşanıyor. Bosna Hersek'te sancılı bir dönemden geçiyor. Zaman zaman savaş söylentilerinin dahi dillendirildiğine şahitlik ediyoruz. Unutmayalım ki bizi bölmeye çalışanlar var. Parçalamaya çalışanlar var. Aliye hemen buracıkta tüm şühada ile birlikte yatıyor. Aliye'nin emanetine sahip çıkacağız. Ve bu emanete sahip çıkmak suretiyle de Bosna Hersek'i evelallah layık olduğu yere çıkaracağız. Bu sabah Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle yaptığım görüşmelerde ve diğer temaslarımda bu tip ayrıştırıcı, gerginliği artırıcı, tehditkar söylemlerin kimseye fayda sağlamayacağını bir kez daha ifade ettim. Farklı dinlerden insanlarla birlikte yaşadığınız bu coğrafyada İslam'ın barış ve hoşgörü mesajını en üşra köşelere kadar ulaştırmak gerekiyor. Çünkü bugün dünya İslam'ın cihan şumul ilkelerini, hoşgörü ahlakını, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaçtır. Unutmayalım. Estağfirullah, bismillah. İnnemel mu'minune ihve. Bu bir. İki. Estağfirullah, bismillah. Ve atasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. İlâ âhir ilâye. Şimdi bütün Müslümanlar kardeş olduğuna göre hepimiz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılmamız gerektiğine göre bunun gereklerini yerine getirmemiz lazım. Günde beş vakit namaz kıldırmakla işiniz bitmiyor. Arkanızdaki cemaate sahip olmanız lazım.
Cemaat ne demek? Cem olmak demek. Bunları cem edecek olan sizsiniz, siz. Öyle kuru kuruya sadece 5 vakit Allahu Ekber yetmez. İmam olduğunuzu unutmayacaksınız. Müftü olduğunuzu unutmayacaksınız. Ve arkanızda size uyan cemaati evelallah istikamet üzere kılacaksınız. Dini kavramları suistimal edenler İslam'a ve Müslümanlara büyük zararlar vermişlerdir. Türkiye olarak DAEŞ'tan FETÖ'süne kadar din maskesi takan eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bu şer şebekelerinin evlatlarımızı kandırmasına, onların geleceğini çalmasına izin vermemeliyiz. Bu noktada sizleri özellikle FETÖ'ye ve her kılığa giren FETÖ'cülere karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Bunlar bize darbe yaptılar. Bizi bulunduğumuz yerde ne yazık ki öldürmeye kastettiler. İki polisimi şehit ettiler. İki bayan polisimizi ağır yaraladılar. Ve bunların bir kısmı da Yunanistan'a kaçtı. Aynı oyuna Bosna Hersek'te gelmeyelim. Bosna Hersek'te de hala yapılanması bulunan FETÖ'nün civarımızda zemin kazanmasına kesinlikle müsamaha göstermemenizi sizlerden rica ediyorum. İslam'ı suistimal ederek elimizden yavrularımızı çalmalarına müsaade etmeyelim. Saygıdeğer kardeşlerim, Türkiye ile Bosna Hersek arasında geçmişten bu yana var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkiler inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde de artarak devam edecektir. Ama 2 Ekim'i ben çok önemsiyorum. Ölümünden bir gece önceydi. Ben de uzun bir yolculuktan geliyordum. Durumunun ağır olduğunu söylediler. Sarayova Havalimanı'nda uçağı indirdik. Oradan hastaneye geçtim. Orada Bakir kardeşim de bizimleydi. Ben tabii durumunun çok ağır olduğunu bana söylediler. Gerçekten de öyleymiş. Sonra Bakir dedi ki babamın aslında şuuru kapalıydı. Ama siz geldikten sonra şuuru açıldı. Ve kendisiyle konuşmaya başladığımız zaman şu ifadeleri çok çok önemliydi. Burası, bu topraklar evladı Fatihan'dır. Tayyip, evladım, buralar size emanettir. Bizi bölmeye çalışacaklar. Çalışıyorlar da. İçimizden birileri çıkıp gidiyor. Benim yanımda olup da başbakan yaptığım, bakan yaptığım kişilerden bir kısmı çekip gitti. Bize bir şey yapmadılar, kendilerine yaptılar. Ama aynı şey şu anda Bakır kardeşimin yanından çekip gidenler de oluyor. Bunları da göreceğiz, bileceğiz. Peki bunlar acaba niye çekip gidiyorlar? Burada birilerinin oyunları yok mu? Kardeşlerim, Batı Müslümanları bölmek, parçalamak için var. Bölecek, parçalayacak, ondan sonra da yutacak. Bu işin önündeki en büyük engel siz olacaksınız, siz. Bunlara bu fırsatı vermemek lazım. Şunu unutmayın. Türkiye, milletimizin gönlünde çok müstesna bir yere sahip olan Bosna Hersek'in her daim yanında olmayı sürdürecektir. Ecdadın emanetlerini sahiplenerek gelecek nesillere aktarma konusunda gayret eden siz kıymetli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.